Kastamonular Derneği. Kalemde birçok yöresel dernekler var. Bakarsınız, Cumhuriyet Bayramı'nda en önde ve en önde dediğim en kalabalık ve en görkemli şekilde yürüyen Kastamonular Derneği'dir. İşte 3 Nisan etkinlikleri olur. Orada varlıklarını müzikleriyle, yaptıklarıyla, folklorlarıyla, halk oyunlarıyla en iyi yansıtmaya çalışan yine Kastamonular Derneği'dir. Bu senelerde yapamıyorlar birazcık kene korkusundan. Beştepe'lerde en güzel ve en kapsamlı kalabalık etkinlikleri düzenleyen, en güzel sunumları yapmaya çalışan da yine Kastamonular Derneği'ydi. Kastamonular Derneği yöresinin o güçlü oyunu Sepetçioğlu'nu Karabük'te bir oluşturdukları ekiple, Gürbüz Tücel'in önderindeki bir ekiple oluşturdular. Daha sonra genç bir jenerasyon oluşturarak sanıyorum 40 kişiye yakın bugün Sepetçioğlu'nu oynayan bir Karabük'te Kastamonu ekibi oluştu. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Ben Kastamonular Derneği'nin hangi platformda olursa olsun tüm yürüyüşlerde, etkinliklerde en önde, en başarılı şekilde hizmet veren yöresel derneklerin içinde gerçekten öncülüğü kimseye bırakmayan Kastamonular Derneği'ni başkanları Sayın ve sevgili kardeşim Gülhan Kaynar'ın yönetimindeki tüm arkadaşlarını ve tabii ki tüm Kastamonuları yürekten kutluyor, başarı dileklerimi iletiyorum. Hafta sonunda Karabük Yenişehir Kültür Merkezi'nde, yani diğer adıyla Yenişehir Sineması'nda bir etkinlikleri vardı. O etkinliklere yani dört dörtlük hazırlanmışlar, dört dörtlük sunumu yapmışlar, dört dörtlük bir programa çıkmışlar ama ne yazık ki ses düzeninde olan aksaklık, sahnenin yeterince spot ışıklarla aydınlatılamaması, net görüntü alınmasına ve oradaki vatandaşların daha başarılı bir program izlemesine olanak vermemiş. Buradan ben bu vesileyle Sayın Valimize ve Sayın İl Kültür Müdürümüz Sayın İbrahim Şahin'e sesleniyorum. O kültür merkezindeki çalışan arkadaşlar, kültür merkezinin önemini kavrayabilen ve ona göre kendilerini yetiştirip, geliştirip en hizmeti verebilecek elemanlar haline gelmeliler. Tiyatrodan, müzikten, özel gecelerden, konserlerden, her şeyden anlayabilecek bir kültür birikimini ve o kültür birikiminin de her programda sahnede ne şekilde yansıtabileceğini gösterebilecek bir birikime, donanıma sahip olmalılar. Bunu sağlamakta Sayın İl Kültür Müdürümüze ve tabii ki Sayın Valimize düşüyor. Bu çağrımızı buradan yaparken Kastamonular Derneği'ni, Gülhan Kaynar'ı ve tüm Kastamonuları yürekten kutluyorum. Başarı dileklerimi iletiyorum.